Merhaba dostlar, ben Ekrem Kambur. Yeni bir videoda beraberiz. Evet, bayağıdır yoktuk. Niye yoktuk? Çünkü bahçeye elektrik alıyorduk. Bayağı bir sıkıntı oldu. Bir de araba yoktu. Arabayı sattık. Arabayı satınca zaten bahçeye gelip gidemedik. Ama şimdi arabamızı aldık. Elektriği de aldık. Şu an bahçede elektrik var. Tabii nasıl aldık? Ne yollardan geçtik? Kaç para harcadık? Hepsini şimdi anlatayım ben size. Önce bir projeciye gittim. Bizim Kayaş'ta Akbayır elektrik var. Proje, güneş enerjisi falan o işleri yapıyorlar. Oraya gittim, görüştüm. İbrahim Usta geldi. Oranın mühendisi. Geldi, çizdi, baktı, etti. Eğer sana Ne vermiş neyi var? gerekiyorsa. 70 metre üstü normalde Balgat'taki şubeden başvuru yapmamız gerekiyor ama Enerjisa'ya bir başvuru yapalım. Tamam, olur. Enerjisa, yani sonucu Enerjisa belirleyecek. Tamam, ne zaman yaparız başvuruyu? Ne zaman çıkar? Projeyi muhtemelen bu hafta içinde hallederiz. Tamam. Enerjisa'ya verdikten sonra Enerjisa'nın bir 15-20 gün, 25 gün bir kabul süresi var. Anladım. Yani o gün içinde Enerjisa kabul ediyor, geri geliyor, kontrol ediyor. Tamam. Benim burada olmam gerekiyor mu geldiği zaman, yoksa kendi bakıp gidiyor mu? Ya Enerjisa iletişim Ha. sağlar sizinle. Tamam. Projeyi Enerjisa'ya sunmuşlar. Enerjisa gelip bakıyor. Nereden verebiliriz diye, hangi direkten. Bizim çünkü bahçenin önünde direk yok. En yakın direk 70-80 metre, 2-3 tane direk var. Buralarda park olacağı için bizim üst yoldan vermişler. Proje ona onaylanmış. Proje onaylandıktan sonra sıra geldi malzemeye. Ben 2-3 yerden teklif aldım. Ostim'e gittim. Bizim bu taraflara baktım. Ulus'a gittim. İşte kablosuydu, saatiydi, panosuydu, kablo başlığıydı, topraklamasıydı, topraklama kablosuydu. Kaçak akım rolesi, sigortalar. Gerçi evin tesisatını ben ev yaparken çekmiştim. Ne kaldı geriye işte? Anahtarlar, filizler falan kaldı. Onları aldık. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam abi. Bana birkaç malzeme lazım da, yardımcı olabilir Olur misiniz? abi, yardımcı oluruz. Listeyi ben size vereyim. Tabii ki. Buyurun, şunlar lazım. Tabii ki yardımcı olalım abi. Evet, malzemeyi aldım 2000 liraya. Sonra kepçeciyle anlaştık. Kepçeci geldi. Bekir abi geldi, elektrikçi, bizim arkadaş iş yerinden. O geldi. Başladık yolu eşmeye. Zaten eşilmiş bir yerde orası, topraktı. Yoksa asfalt parası vermek zorundasınız, ne olursa olsun. Neyse, biz orayı eştik. Toprak daha önce eşildiği için. Eştik, hemen kabloyu döşedik. Asfaltın altından geçen yeraltı kablosunu muhakkak kalın bir borudan geçirin ki daha sonra kazılırsa herhangi bir sıkıntı olmasın. Kabloyu kesmesinler veya patlatmasınlar. Ona dikkat etmek lazım. O yüzden biz kalın bir borudan geçirip öyle asfaltın altına gömdük. Kabloyu direkten yukarıya uzatmak için 5-6 metre paslanmaz galvanizli boru gerekiyor. Bu da muhakkak olmalı. Galvanizli boruyu direğe sağlamca bağlamak gerekiyor. Aksi takdirde Enerjisa onay vermiyor. O yüzden sağlamca, güzelce bağlamak lazım. Evet, Bekir abi şu an kablo başlığını reçineyle dolduruyor. Reçine donacak ve kablo direğe bağlanacak enerji sağ tarafından. Ben bakıp geleyim abi. Tamam, sen bak.
Kablo döşendiğinde kablonun üstü aslında toprakla değil ama kumla kapatılması gerekiyor. Ama biz yine toprakla kapatıyoruz. Hayırlı olsun. Sağ ol Mustafa abi, hoş geldin. Nasılsın abi? İyi Allah'a şükür, sen nasılsın? Ben deyim, çok sağ ol. Mustafa abi yeni komşumuz. Evet. Yeni geldi, terletti bahçesine, suyunu bağlattı. O da uğraşıyor. İnşallah beraber paylaşacağız bazı şeyleri. Suya nasıl abone olduk, o maceramızı anlatacağım size. İnşallah Mustafa abi kanal açacak, YouTube kanalı, orada paylaşacak her şeyi. Tüm deneyimlerini, harcadığı paraları paylaşacak. Biz abi gördüğün gibi yolun yarısına gelmiş bulunmaktayız, az kaldı. Şuradan dönünce geldik sayılır. Burada borunaya var mı senin burada boru? Ne borusu? Çıktıkmış mesela şurada. Logar ettik şuraya. Oradan çıktık. Su geliyormuş yukarıdan. Nereye gidersin? Demek ki aşağı direkt gidiyor. Şuradan su geliyor. Tamam abi. İş bitti. Kepçeciye parasını verdik 600 lira. Bekir abiye verdim 500 lira. Zaten malzeme vermiştim 2000 lira. Gitti mi 3100 lira. Ondan sonra projeciye verdik 600 lira. Gitti mi 3700 lira. Daha dur. Ondan sonra enerji sağa geldi. Enerji sağa baktı panoya falan. Onay vermedi. Sıkıntı varmış çünkü panoda yanlış bağlanmış. Bir de alçak olmuş, kaldırın dediler. İkinci sefere söktük. Ben tekrar dibine içtim. Kazmak kürek. Bekir abi geldi, tekrar bağladık. Panoyu falan kaldırdık, beton attık. Enerji sağa yine geldi. Yine onay vermedi. Yine yanlış bağlantı olmuş panoda. Bir de öndeki telin şey açılması lazımmış. Tel ki el girsin. Onu da açmamıştık, onu da açtık. Üçüncü kez geldi. Bu sefer projeci İbrahim Usta ile Orhan Usta'yı çağırdım. Gelin şuna bakın. Biz yapamıyoruz diye. Geldiler, onlar yaptılar güzelce. Ondan sonra teli de açtık, kestik. Ondan sonra geldi enerjisi, onayı verdi üçüncü kez. Allah'a şükür. Onayımızı aldık. Ben gittim enerji sahaya başvurdum. Abone oldum. 193 lira verdim. İşte gelmişler, kabloyu falan direğe bağladılar bir gün sonra. Enerji eve geldi tabi ama evdeki bu sefer elektrik çalışmıyordu. İşte Orhan Usta falan geldi tekrar. Bu sefer evdeki elektriği düzgünce bağladılar. Bu atları, anahtarları falan. Şimdi hepsi çalışıyor. Buzdolabı aldım bir tane. Buzdolabımı taktık. Çalışıyor şu anda. Televizyonumuz var bir tane, 37 ekran. Şimdilik bunları idare ediyoruz. Ondan sonra enerji sahibi bir daha geliyor. En son onaylıyor. Bitiyor işlem. Enerji sahibi gidince muhakkak internetten sıra almaya çalışın. Randevu almaya çalışın. Yoksa oraya gidince çok kalabalık oluyor. Saatlerce bekleyenler var. Çünkü ben gittim saat 10'da, 43 numarayı aldım. Dedim bir de internetten randevu alayım, 13.15'e aldım. 13.15'te gittim, girdim randevuyla ama fişteki kağıt halen gelmemişti. Öyle bir sıra vardı yani. Enerji sahada. Evet, şimdi projeye başvururken ne lazım? Büyükşehir'den aldığınız numarataj lazım. Belediyenin verdiği altyapı izni lazım. Şu. Bir de tapu lazım. Bunları projeciye veriyorsunuz. Projeci bunlarla işte projeyi alıyor falan filan. Sonra size teslim ediyor. Ama bunlar lazım. Ondan sonra enerji sahası içinde bir tapu lazım. Bir kimlik lazım. Bir de deprem sigortası, DASK lazım. Onu yaptırmanız gerekiyor. Yoksa olmuyor. Bu da enerji sahanın sözleşmesi.
Burada ne kadar para verdiğim yazıyordur. Size hemen göstereyim. Evet dostlar, şurada 190 bin lira. 1.80 ile damga vergisi, yani 1.93. Yani 193 lira para vermişim enerji sahaya. Bu da sözleşmem. O 193 lira da güvence bedeli zaten. Evet, elektrik almak çok kolay. Yeter ki doğru insanlarla çalışın. İyi bir projeciyle çalışın. Tabii altyapı belgesi falan olması lazım. Yoksa zor alırsınız. Bu ara sıkıyorlar bayağı çünkü vermiyorlar. Bu da başkentin pano için verdiği onay belgesi. Gelip bu kağıdı, ya evde olmanız gerekiyor zaten de. Bu kağıdı size veriyor, onaylandı, tamam git abone ol diye. Yoksa olmuyor. Bayağı bir sıkıyorlar. Çünkü elektrik öyle şakaya alınacak bir şey değil. Dikkat etmek lazım. Her şeyine kadar önemli yani, ev tesisatına kadar önemli. İyi kablo kullanın. Sakın yan sanayi kabloya, alüminyum kabloya falan yanaşmayın. Her şey bakır olsun. Yoksa sıkıntı çekersiniz. Evet dostlar, bugünlük de videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.